Merhaba, iyi günler. Bu hafta Transatlantik'le yine Ömer Taşpınar'la tek olarak yapıyoruz. Gönül Tol önümüzdeki hafta da olmayacak ama bir sonraki hafta 3 kişi tekrar olacağız. Ömer Washington'da. Ömer merhaba. Merhaba Ruşen. Şimdi iki konu konuşacağız. Bir Orta Doğu konuşacağız. Bir de geçen haftadan kaldığımız yerden 15 Temmuz darbe girişimi Batı'da nasıl algılanıyor, ABD başta olmak üzere onu konuşacağız. Geçen hafta bunu konuştuk biliyorsun. Senin son derece soğukkanlı ve objektif değerlendirmelerini yurt dışına yaşayan cemaatçiler, Fethullahçılar bayağı bir takdir ettiler biliyorsun. Sen de fark etmişsindir. Hatta bana her zamanki kinlerini kusarak şey gibi değerlendirmeler yaptılar. Daha önce Henry Barkey ile yaptığım yayında da böyle olmuştu. Ben seni söylediklerinden çok rahatsız olmuşum. Halbuki sen gerçekleri söylemişsin. Şimdi bunun bir üzerinden geçelim. Geçen hafta sen şey demiştin, bir toplantıya Washington Institute'de 15 Temmuz'la ilgili bir toplantıya katılacağını, Soner Çağatay ve eski büyükelçi, hangisi, Jeffrey miydi? Jeffrey, evet. Evet, Jeffrey ile beraber. Onu bir sorayım, orada neler konuşuldu, neler soruldu? Sen neler anlattın? Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, benim katıldığım toplantı Washington'daki birçok think tank'te yapılan toplantılara benzerdi. Gerçekten belki 6-7 tane birbirine benzer panel vardı geçen hafta. Ve ben kendime daha çok şöyle bir görev edindim. Çok fazla herkesin bildiği konuları Türkiye'deki otoriter gidişatı anlatmak yerine veya darbe sonrası ne oldu yerine Gülen hareketini anlatmaya çalıştım. Yani bu hareket neden devletin içine girmeye çalıştı? Nasıl ikili bir yapısı vardı? Bu ikili yapı nasıl oluştu? Neden Fethullah Gülen mesela milli görüşle anlaşamazken Tayyip Erdoğan'la anlaşmaya başladı? Biraz bunları anlattım ve ilgi çekiyor bunlar. Çünkü Amerikalılar geçen hafta söylediğim gibi yani Türkiye'yi 3 aşağı 5 yukarı takip ediyorlar. Fakat belirli kalıplar çerçevesinde artık duymaktan sıkıldılar. Yani Erdoğan'ın otoriter olduğunu anlıyorlar. Mesela Gülen hareketini tam olarak anlamıyorlar. Bu hafta Gülen'le ilgili de çok haber çıktı. Ben de Gülen hareketinin nereden geldiğini, nasıl bir hareket olduğunu bunları anlatmaya çalıştım. Soner ve Jim Jeffrey, Soner daha çok Türkiye'deki otoriter gidişatı Erdoğan'ı anlattı. Jeffrey de eski büyükelçi olarak Türk-Amerikan ilişkilerindeki kötü gidişatı anlattı. Peki sorular oluyor tabii. Ne tür şeyleri merak ediyorlar? Şimdi bir kere Türkler varsa izleyicilerden, onlar genellikle kendi bulundukları yerleri öne çıkartırlar bu tür toplantılarda ama daha çok Amerikalı değişik kurumlardan gelen kişilerin soruları neyi daha çok merak ediyorlar? Benim ilgimi çeken şu oldu, dikkatimi çeken. Çok fazla mesela Kürt meselesi üzerinde duruyorlar hala. Yani Türkiye'deki gidişattan çok Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkiliyor bu şu son dönem? Ve darbe konuşuluyor olmasına rağmen, birinci yılı konuşuluyor olmasına rağmen daha çok mesele burada. Özellikle Amerikalıların sordukları sorular, Türk-Amerikan ilişkileri nereye doğru gidiyor? Bunun iki boyutu var. Bir Kürt boyutu var, PYD boyutu var, Suriye, ki o şu anda daha önemli bir konu. Ama ikinci konu da Fethullah Gülen meselesi. Yani Türkiye açısından bu ne derecede ciddi? Bir Kürt meselesi kadar ciddi mi? Erdoğan bunu nasıl kullanıyor? Bu mesele de çok soruluyor. Yani gerçekten Fethullah Gülen'in iade edilmesini istiyor mu? Yoksa acaba onun Amerika'da olması bir bakıma Türkiye'deki anti-Amerikan, milliyetçi, ulusalcı havayı daha da beslemek açısından işine geliyor mu diye ilginç bir sorular da soruldu. Ömer, demin sen de bahsettin. Şimdi arkadaşlar Fransa'daki Ben Kat 24 kanalına verdiği röportajdan bir bölüm gösterdiler. Wall Street Journal'da bir mülakat daha çıktı. National Public Radio'dan sonra. Mısır'da bir gazeteye, iktidar yanlısı gazeteye, Sisi yanlısı konuştu ve üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylüyor gibi ama her birinde de ayrı ayrı şeyler söylüyor. Wall Street Journal'la ilgili özellikle o fotoğraf çok konuşuldu. Bilmiyorum, senin de dikkatini çekti mi? Arkada hani bir şiir var vesaire, işte kıyafeti, seccade, şu bu. Ne diyorsun, bir semboller üzerinden mi yürümeye çalışıyor Gülen?
Valla açıkçası Ruşen, ben pek anlam veremiyorum bu tartışmalara. Ama Türkiye öyle bir zor dönemden, öyle bir kutuplaşma döneminden geçiyor ki içeride mesela Mehmet Altan, Ahmet Altan gibi insanlar subliminal mesajlar verdiler diye içerideler. Yani her şeyin altında, her fotoğrafın altında, her sözün altında bir komplo, bir anlam, bir sembol aranıyor. Burada da ben açıkçası yani fotoğrafı gördüm. Tabii ki yani insanlar bir paranoya içinde. Acaba ne mesaj veriyor, ne yapıyor? Bu bana şunu kanıtlıyor. Türkiye'de hala çok ciddi bu hareket güçlü ve gene bir şeyler yapabilir korkusu var. Yani Amerika'dan gelen bir fotoğraf bir bakıma sanki Türkiye'deki havanın ne kadar kırılgan olduğunu, Türkiye'deki bu Fethullah Gülen meselesinin ne kadar insanlarda hala bir korku yarattığını gösteriyor. Yani bu adam bir mesajla sanki Türkiye'yi karıştırabilecekmiş gibi. O açıdan bana daha çok bir yani bir sosyolog olarak bakmaya çalıştığımda çok ilginç geliyor. Yani bu ruh hali, bu bir travmatik ruh hali Türkiye'de. Burada iki tane şerh düşmeme izin ver. Birincisi bu hakikaten komplo arıyor ama Fethullah Gülen ve hareketi bir komplolar tarihi biliyorsun. Yani birçok kişiyi komplolarla içeri atmış. Ya onun sızıntıdaki kendi imzasıyla yazmazdı o zamanlar. Yazılarında kullandığı bir takım semboller vesaire. Bu sembolleri falan çok kullanan bir hareket ve komployu çok seven bir hareket. Onu bir kenara koyalım. İkincisi demin söylediğin hususta yanılmıyorsam Nurettin Canikli hükümetten içeridekinden daha fazla FETÖ'cü var diye yeni bir açıklama yaptı. Yani ne derece doğru bilmiyorum ama iktidar yetkilileri de o senin söylediğin hala bu hareketin, bu örgütün çok güçlü olduğu gibi bir duyguya ya sahipler ya da bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar. Böyle de bir realite var. Ben ikinci şeye katılıyorum. Yani birincisi de tabii önemli. Komplolar tabii ki önemli. Fakat yani komplo üzerinden hareket ediyor olabilir. Fakat Wall Street Journal'da bir fotoğraf üzerinden bir mesaj aramak, yani bunlar bir şey yapacaklarsa herhalde Wall Street'ten gelecek bir fotoğrafa kalmadı diye düşünüyorum. Yani hala bir haberleşme ağları vardır, hala yapılabilecek bir şey varsa bu Amerika'daki bir söyleşide fotoğraf üzerinden gider mi, gitmez mi bilemiyorum. İkincisi söylediğin çok önemli. Bence yani onu Amerikalılar da soruyorlar. Hükümet gerçekten yani bu işin arkasında bütünüyle duruyor mu? Yani bütün bu cemaat üyelerine, FETÖ'cüleri diyelim, gerçekten ayıklamak istiyor mu? İstiyorsa eğer neden hala siyasetin içinde veya bilinen yerlerde bu isimler hala var? Dolayısıyla yani bir soru işareti var ve bütün bunlar da Batı'da Erdoğan konusunda bir komplo mantığı ortaya çıkarıyor. Hala acaba bu darbe onun kullandığı bir şey mi? Hala acaba Erdoğan gerçekten sonuna kadar gitmek istiyor mu? Sonuna kadar giderse kendi bağları bu cemaatle daha fazla ortaya çıkacak, siyaseten daha zorlanacak mı sorusu burada da soruluyor. Peki şunu soracağım. Orada senin gördüğün yani izlemiş olman şart değil de haberdar olduğun doğrudan kendilerinin düzenledikleri mesela 15 Temmuz vesilesiyle falan bir takım faaliyetler oldu mu? Bir diğer buna bağlı bir soru. Var olan faaliyetlerde boy gösteriyorlar mı? Mesela senin katıldığın toplantıda bu gruba yakın olduğu bilinen bir takım insanlar kalkıp söz alıp bir şeyler söylediler mi ya da başka toplantılarda? Şimdi burada kendileri direkt olarak mesela eskiden Rumi Forum diye bir düşünce kuruluşu gibi bir yer vardı. Onun dışında kendi düşünce kuruluşları vardı, Rethink adı altında. Bunların çoğu artık eski gücünde değil. Kimisi kapandı, kimisi ise aktif değil çok fazla. Ve ben yani cemaatçilerin düzenlediği bir panel görmedim. Fakat başka bir kurum üzerinden kendilerine yakın 2-3 ismin birkaç daha bir iki objektif isimle beraber konuştukları bir iki panel oldu. Yani buralarda cemaate yakın bilinen bazı isimler konuştu. Toplantılara katılıyorlar mı, katılmıyorlar mı? Katılsalar bile bence düşük bir profil izliyorlar. Genelde çok fazla belli etmeden saflarını, Türkiye'deki demokrasiyle ilgili
bana göre akıllıca sorular soruyorlar. Dün geçen hafta konuştuğumuz gibi Türkiye'deki gidişat onlara zaten çok ciddi bir nefes alma, oksijen sağlıyor ve o Türkiye'deki gidişatı son derece ciddi bir şekilde sorguladıklarında anlıyorsun ki bir kısmının bunların yani bir mağduriyet ve bir cemaatle bağlantıları var. Ama açık açık artık eskiden olduğu gibi yüksek bir profilde dolaşmışlar bence. Bir bu konuda çok bir gözlemimi çok artık yaygın bir gözlemimi söyleyeyim. Bu sosyal medyada biliyorsun değişik vesilelerle beni bir nevi kum torbası gibi görüp bana hakaret eden falan çok insan var ve onların profillerine baktığım zaman ilginç bir kombinezon görüyorum. Mesela sol gazetelerin paylaşımları, İnsan Hakları Derneği, kimi zaman HDP vesaire, CHP'den paylaşımlar. Yani ama bu paylaşımların hepsi tabii ki Türkiye'deki hak ihlalleri üzerine, basın özgürlüğü üzerine vesaire üzerine. Yani kendilerinin doğru dürüst ürünü yok gibi. Yani büyük ölçüde Türkiye'de şu anda ülke içerisinde var olup da bir takım hak mücadelesi veren kişi ve kurumların paylaşımlarını paylaşıyorlar büyük ölçüde. Ama biliyoruz ki bu kurum ve kişi ve kurumlara kendileri güçlü olduğu zaman hiç sıcak bakmıyorlardı. Böyle bir kullanma perspektifini senin demin söylediğine benzer bir şekilde, yani burada yaşanan genel hak ihlallerinin hepsini bir propaganda malzemesi olarak gerçekten kullanıyorlar ve o anlamda malzemeye de çok fazla bulmakta zorlanmadıkları da maalesef çok gerçek. Yani Türkiye'de şu anda en son insan hakları savunucularının tutuklanması gibi, o yansıdı mı oraya? 6 kişinin yaptığı, özellikle Uluslararası Af Örgütü boyutu çok ciddi olarak yansımaya devam ediyor. Fakat şöyle bir sorun var. Amerika sesini yüksek bir şekilde çıkarıp eleştiremiyor Türkiye'yi. Gerçekten bu Kürt meselesi, PYD meselesi ve Türkiye'nin şu anda Rusya'ya yakınlaşıyor olması bu stratejik ilişkilerde çok ciddi bir sorun yarattığı için, bir de Trump hükümeti Türkiye'deki insan hakları konusuna hiç değinmek istemediği için fazla seslerini çıkaramıyorlar. Ama tabii Dışişleri Bakanlığındaki Türkiye masası, Dışişleri Bakanlığındaki insan hakları masası son derece rahatsız. Fakat tabii Beyaz Saray'a veya ikili ilişkilere yansımıyor. Çünkü şu anki en büyük dertleri, bence onu konuşuruz zannediyorum, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi alacak olması. Yani bir bakıma ikili ilişkilerdeki stratejik konular, özellikle güvenlik konuları insan haklarını ikinci plana itiyor. Bu noktada hemen geçelim o alana. Şimdi ortak arkadaşımız Vali Nasr'ın bir yazısı çıktı 2 gün önce yanılmıyorsam. Kendisi orada senin de hocalık yaptığın, hala yapmıyorsun ama galiba değil mi? Yapıyorum. Dekan, hala yapıyor musun? Evet. Evet. Sayıs'te dekan, İran asıllı ve Orta Doğu'yu en iyi bilen isimlerden birisi. Ben o yazıyı burada yayınladık. Biz başlığını biraz değiştirdim. Yazının içerisinden bir şeyi çıkarttım. O da diyor ki, bir nevi Orta Doğu'nun anahtarını Trump Putin'e hediye etti diyor. Bir başka yazı Washington Post'ta çıktı. O da senin yakından tanıdığın Hint asıllı bir gazeteci, dış politika yazıyor. Adı Tarun muydu? İshan Tahrur. Evet, Tahrur, evet. O da özellikle Katar krizi üzerinden bir değerlendirme yapıp orada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu krizi tetikleyen bir aktör olarak çok büyük bir hata yaptığını yazdı. Bunun üzerinden biraz gidelim. Gerçekten Vali Nasr'ın dediği kadar Orta Doğu'da Rusya inisiyatifi bayağı aldı ve Amerika Birleşik Devletleri bayağı arkadan mı geliyor? Öyle bir ortak kanı var artık Amerikan medyasında. Amerikan think tanklerinde de o yöne doğru bir bakış artık belirli bir hale geldi. Şimdi Trump yönetimi Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Bu en başından beri ortada ve bunun nedenlerini herkes sorguluyor. Bunun nedenleri acaba finansal bir bağ mı var? Rusya'nın elinde Trump'la ilgili bir bilgi mi var? Çünkü Trump mesela Çin'e karşı son derece sert konuşabilirken genelde Rusya'ya bu kadar yumuşak bir şekilde yanaşması, hatta Rusya'yı bir stratejik ortak gibi görmesi, IŞİD konusunda özellikle radikal İslam'a karşı, cihatçılığa karşı Rusya'yı bir ortak olarak görmesi doğal olarak
Amerika'da sorgulanıyor. Çünkü Rusya sonuçta Kırım'ı işgal etmiş, NATO'yla adı konmamış bir soğuk savaş içinde ve son derece saldırgan bir ülke olarak görülüyor. Suriye'deki faaliyetleri de kesinlikle sadece IŞİD'e karşı değil, bütünüyle rejimi güçlendirme yönünde İran'la yakın giden bir ülke. Acaba Türkiye'yi NATO'dan koparabilir mi tartışması yapılırken Trump'ın Putin'e bu kadar yakın olması Amerika'da çok ciddi bir soru işareti yaratıyor. Peki burada bir parantez açalım Ömer. Bu meşhur G20 zirvesinde yaptıkları o açık görüşmeye ek olarak diğer liderler yemekteyken baş başa bir saat görüştükleri çıktı ortaya. Ve hatta bu görüşmede Amerikan tarafının tercümanı bile yokmuş. Sadece bir Rus tercüman varmış. Yani ikisi ve bir Rus tercüman ve bir saat ne konuştukları bilinmiyor. Önce bunu Trump yine her zamanki gibi fake news, yalan haber demişti. Sonra Beyaz Saray'da doğruladı ve bunda ama içerik bilinmiyor. Bu orada şu anda biliyorum sağlık sigortası meselesi çok konuşulduğu için biraz geri planda kalmış olabilir ama bu çok normal bir durum değil herhalde. Normal bir durum değil fakat Amerika'da şu anda bu bahsettiğim meseleden daha önemli bir haftadır. Sizin de zannediyorum bununla ilgili bir haberiniz olmuş konuşulan. Trump Jr., Trump'ın oğlunun kampanya sırasında geçen yıl, Haziran ayında yani geçen yıl bu zamanlar seçimlerden önce kampanya sırasında Rusya'ya, Kremlin'e son derece yakın bir avukatla, bir lobicilik yapan bir grupla konuşması ve bu grubun elimizde Hillary Clinton'la ilgili gizli belgeler var size vermek istiyoruz demesi üzerine Trump'ın oğlunun bunun üstüne atlaması hemen ve o gizli toplantıya kimler katıldı? Acaba bu gizli toplantı Trump'la Moskova arasında, Kremlin arasında bir organik bağ var mı sorusunu gündeme getirdi. Şimdi bu ortamda bahsettiğin haber çıktı. Putin'le gizli görüştü diye. Şimdi bir de şunu belirtelim. Trump medyaya karşı bir savaş açmış durumda. Özellikle CNN'e karşı, burada çok seyredilen CNN televizyonuna karşı geçmişte AK Parti'nin Doğan medyaya açtığı gibi bir savaş açmış durumda. Hatta burada demin bahsettiğim Washington Post'taki arkadaşım İşan Tarur, Trump'la Erdoğan'ın medyaya yaklaşımını benzeten bir haber de yapmıştı. Bu çok ciddi konuşuluyor yani Trump'ın medyaya savaşı. Dolayısıyla medyada ne çıkarsa Trump hemen bu yalan diyor. Ama arkasından belgeleriyle, içeriden de sızdırılan haberlerle bu çıkınca Trump bu sefer geri adım atıyor. Evet doğru diyor fakat bu bilgileri sızdıranlar Amerikan derin devleti diyor ve beni yıkmak istiyorlar diyor. Bu kabul edilemez diyor ve bu sefer bürokrasiyle ve Beyaz Saray'daki kendine bağlı çalışan ama aslında demokratlara yakın olarak gördüğü Dışişleri Bakanlığı'ndan memurlarla bir kavga içinde. Ve Amerika'nın şu anki dış politikası o kadar karışık ki yani Dışişleri Bakanlığı'yla Trump'ın Beyaz Sarayı arasında o kadar ciddi bir çatışma var ki Katar meselesinde mesela farklı farklı yerlerdeler. Rusya meselesinde de daha dengeli gitmeye çalışan bir Pentagon var. Daha dengeli gitmeye çalışan bir Dışişleri Bakanlığı var. Ama Trump iki tane tweetle veya Putin'le yaptığı gizli bir toplantıyla birdenbire herkesin kafasındaki o şüpheleri tekrar gündeme getiriyor. Ve Trump iş adamı gibi yönetiyor Amerika'yı. Yani bir bakıma devlet geleneğine uygun şeyler yapmıyor. Devlet geleneğinde hiçbir zaman bir başkanın yanında resmi yetkili olmadan, not tutan birisi olmadan güvenlik buradaki işte National Security Council, Ulusal Güvenlik Konseyi'nden birisi olmadan gidip Putin'le görüşmesi Amerikan devlet teamüllerinde olmayacak bir şey. Fakat bunu yapmış. Şimdi orada ne konuşuldu, ne konuşuyorlar? Bütün bunlar büyük bir merak yaratıyor. Ve Trump'a olan güven daha da azalıyor medyada ve Amerikan merkezinde. Fakat Trump'a olan sempati Trump'a oy verenlerde devam ediyor. Ve Trump'ı sevenler, Trump'ın farklı bir politikacı olduğuna inananlar bu Rusya meselesini bir kaşık suda fırtına, hiçbir şey yok burada diyorlar. Bütünüyle derin devlet ve medyanın Trump'a açtığı savaş olarak görüyorlar. Dolayısıyla Trump'ın tabanı hala Trump'ın arkasında. Trump da buna güveniyor ve hala
kendisinin bir sonraki seçimde gene seçimleri kazanarak gerekli cevabı vereceğini düşünüyor. Peki Ömer, bu Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemleri alma meselesi. En son yine Moskova'dan bir açıklama geldi. Bütün füzelerin aşıldığı, bir tek finansman sorununun olduğu yolunda. Daha önce de benzer bir açıklama gelmişti. Türkiye'den gelen açıklamalar tam böyle Moskova'dan gelen açıklamalar kadar coşkulu olmamakla beraber en azından bu açıklamaları tekzip etmiyorlar. Orada anladığım kadarıyla bu pazarlık ya da bu muhtemel alışveriş bayağı bir tedirginlik yaratıyor, öyle mi? Evet, ciddi bir tedirginlik yaratıyor ve demin bahsettiğimiz Rusya'nın Orta Doğu'da kendine alan açma, yeni müttefikler kazanma senaryosu çerçevesinde değerlendiriliyor. Mesela bu Katar krizinde Katar Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti. Katar bir bakıma İran'a, Türkiye'ye, Rusya'ya kendi müttefik Bağlantıda bir sorun yaşıyoruz ama düzeleceğini tahmin ediyorum ve umuyorum. Trump. Alo. Ömer, bir kopukluk oldu. Bağlantıda sen beni duruyorsan tekrar baştan alabilir misin? Bu füze savunma sistemleri meselesi. Tabii sesim geliyor mu şu anda? Şu anda düzeldi, evet. Demin bir kopukluk oldu, şu anda geliyor. Tamam. Ya da arkadaşlar sadece şey yaptılar, Ömer, ha şu anda düzeldi, evet, şu anda. Baştan alalım istersen o kısmı. Tedirginlik var dedin. Nerede kesilmişti Ruşen, bir daha tam söyler Tam baştan, misin? Tedirginlikten, sorumu yeniden sormuş olduğumu varsay. Tamam. Bu füze şimdi, alışverişinin demin yarattığı tedirginlik. Konu mesela Rusya'nın alan kazanması Orta Doğu'da, o çerçevede değerlendiriliyor bu S-400'ler füze savunma sistemi de. Şimdi Trump belirli hatalar yapıyor diyor Amerika'daki dış politika uzmanları. Diyor ki mesela Washington Post'ta, New York Times'daki baş yazılarda neden bu Katar krizi doğdu? Bu bütünüyle Trump'ın Suudi Arabistan'a açık bir çek vermesi nedeniyle oldu. Ve bir bakıma Suudi Arabistan'ın agresif tutumu Trump'ın yaptığı hatalar nedeniyle değerlendirmesi yapılıyor. Katar bu şekilde hem İran'a hem Türkiye'ye hem de Rusya'ya daha fazla yanaştı deniyor. Yani Katar Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidip mesela görüşmeler yapıyor. Aynı çerçevede Trump'ın Suriye'de yaptığı hatalar, özellikle Kürtleri, PYD'yi silahlandırması Türkiye'yle ilişkilerde ciddi bir kriz yarattı deniyor. Ve Türkiye buna bir bakıma neredeyse misilleme olarak Rusya'ya daha fazla yanaşabilir. Zaten Türkiye'de bir anti-Amerikan, anti-AB, anti-Batı gidişat var ve Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi alması NATO içinde çok ciddi bir çatlak olarak değerlendiriliyor. Bu gerçekten de böyle, çünkü NATO sistemiyle interoperabilitesi olmayan, aynı sistem içinde çalışmayacak bir füze savunma sistemi bu. Ve bir NATO ülkesinin bunu satın alıyor olması Pentagon açısından, Amerika açısından ciddi bir başarısızlık. Burada sorulan soru bu, şu: acaba Türkiye bunu bir pazarlık unsuru olarak mı yapıyor? Daha önce Çin'den de almaya kalkmıştı bunu, fakat son anda vazgeçmişti. Acaba bunu Amerika'dan veya Avrupa Birliği'nden, bir İtalyan Fransız sistemi de var çünkü, onlardan daha iyi fiyatlar ve daha iyi şartlarda bir anlaşma sağlamak için mi bunları yapıyor? Mesela teknoloji paylaşımı konusunda Patriot'lar gelse veya Fransız İtalyan sistemi gelse daha fazla taviz alabilir mi Türkiye sorusu soruluyor. Fakat genelde korkulan Rusya'nın Orta Doğu'da, hatta NATO içinde zemin kazandığı. Peki Ömer, bitirmeden önce şu son şeyi bir kısaca, sağlık reformunda da yeni bir fiyasko. Bir ara başta fiyaskoyla başladı, sonra toparladı dendi. Cumhuriyetçi Parti'nin kongredeki çoğunluğunun desteğini almakta zorlanıyordu. Sonra aldı. Şimdi galiba yine ciddi bir şekilde zorlanıyor. Bu bir yine geçici bir şey mi, yoksa çok ciddi bir çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçilerin Trump'la olan ilişkilerinde çok ciddi kopukluklar mı var? Şimdi bu gittikçe yapısal bir mesele haline geldi. Çünkü Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi
yani daha kalabalık olan Temsilciler Meclisi Senato'ya oranla bir yasa çıkardı ve Obama'nın sağlık reformunu lağvetti ve yerine biz böyle bir sistem getirmek istiyoruz diye bir proje getirdi. O projeye göre Amerika'da 20 milyona yakın kişi sağlık sigortasını kaybedecek. Yani Obama daha sosyal devlete yakın, daha Avrupa'dakine birazcık olsun benzer sağlık sigortası şirketlerinin, ilaç şirketlerinin belini kıran bir sistem getirmişti. Şimdi sağa yakın neoliberal politikalar izlemek isteyen cumhuriyetçiler buna karşı tekrar özel sektörün, piyasa ekonomisinin güçlü olduğu bir sağlık sigortası sistemi getiriyorlar. Fakat burada kaybeden Amerikan halkı oluyor. Özellikle de alt orta sınıf fakirler oluyor. Bu alt orta sınıf fakirlerin önemli bir kısmı da Trump'a oy veren kişiler. Özellikle bu işsizliğin yoğun olduğu bölgelerde. Dolayısıyla Trump aslında iki arada bir derede kalıyor. Tam destek vermek istemiyor bu sağlık reformuna. Ama bir yandan da Obama'dan nefret ediyor. Obama'nın sisteminden de nefret ediyor. O yüzden Trump destekliyor gibi gözüküyor bu sağlık reformunu. Fakat sonuçta iki gün önce Senato'da bu Temsilciler Meclisi'nden çıkan yasa reddedildi. Yani Senato'da daha doğrusu yeterince çoğunluk olmayacağı anlaşıldı. Ve Senato'daki cumhuriyetçiler dediler ki şu anda bunu rafa kaldırıyoruz. Obama'nın sistemiyle devam edilecek. Ve bu Trump açısından da Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler açısından da sağ ve piyasa ekonomisine yakın cumhuriyetçiler açısından da büyük bir başarısızlık oldu. Amerikan ekonomisi açısından da şöyle bir önemi var. Eğer Trump sağlık reformunu geçiremiyorsa vergi reformunu nasıl geçirecek? Büyük harcamalar yapması gerekiyor. Buradaki altyapı sistemini değiştirmek için, altyapı yatırımlarını için onları nasıl geçirecek? Yani bir parti içinde bir dağınıklık var ve Trump doğru dürüst partiyi toparlayamıyor, imajı doğuyor. Bu da Amerika'daki ekonomik gidişatı ve tüketici güvenini ve dolayısıyla New York'taki borsayı, faiz hatlarını etkileyebilir. O açıdan önemli bir gelişme bu. Evet Ömer, burada noktayı koyalım. Bu haftaki Transatlantik'i de böyle noktalayalım. Sana çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar Transatlantik'i yapmak üzere. Herkese iyi günler. İyi günler, teşekkürler.